Bodrum'da dün etkili olan kuvvetli yağışın ardından ilçede 20'ye yakın ev ve iş yerini su bastı. Yağış nedeniyle bazı istinat duvarları çöktü. Edinilen bilgiye göre dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından ekipler ilçede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum merkez başta olmak üzere Bitez, Turgut Reis ve Ortakent beldelerinde yaklaşık 20 ev ve iş yerini su bastı. Bitez Belediye Başkanı İbrahim Çömez gazetecilere yaptığı açıklamada beldede 5 evde su baskını yaşandığını, mandalina bahçelerinde de hasar meydana geldiğini söyledi. Çömez ekiplerin yağış boyunca teyakkuzda olduğunu ve çok kuvvetli bir yağış atlattıklarını ifade etti. Öte yandan her yağışta dereye dönen Bitez Beldesi Atatürk Caddesi'nde yağışın ardından hasar meydana geldi. Tazyikli suyla patlayan asfalt nedeniyle yaya ve araç trafiğinde aksamalar meydana geldi. Beldede bulunan dere kenarındaki istinat duvarında da çökme meydana geldi. Site sakinlerinden Mustafa İnce yağışın çok kuvvetli olduğunu belirterek "Buradan gelenler bizim de hayal edemediğimiz şeylere, sebeplere neden oldu. İşte bu her sene bakılmıyor. İşte yukarıdan gelen pislik olduğu gibi temizliğimizi ifade ediyor. Ben bundan üzgünüm, müzdaribim bir şey olarak. Yani bir vatandaş olarak. Bir göçük meydana gelmiş sanırım burada. Efendim? Bu göçük meydana gelmiş sanırım burada. O işte yukarıdan gelen su buraya kadar birikince burada bir yükseklik oluştu. Yükseklik olunca o su kendini bir yere atması gerekiyor. Burada bunları yıktı, göçürdü işte. Kuvvetli yağış nedeniyle telefon hatlarının da hasar gördüğünü ifade eden Şeref Gültaş. Şu anda şeyleri çalışmıyor. Evet. Panolar dün bu panolar olduğu gibi suyun içindeydi. Yağıştan sonra oldu sanırım, değil mi? Tabii, dünkü yağışta pompide artık içinde katları bile yandı diyorlar. Dün geldiler, suyun içine girip yapamadılar. Telefon hatlarınız şu an çalışmıyor mu? Yok. Ne telefonumuz var ne internetimiz var sitede şu anda. Hiçbirisi yok. Bitez Atatürk Caddesi'nde iş yeri sular altında kalan Bekir Yıldız ise beldede bir felaket yaşandığını ve yetkililerden yardım alamadıklarını anlatarak. Burada dün bir felaket yaşandı. Yani yolda insanlar, herkes mağdur oldu. Karşıya geçme. Dükkanın zaten kapılarını açamadık. Babaannenin evini su bastı ön tarafa. Ve ne bileyim ya, akşam kadar rezillikti tam. Yani sefillik, belediyeden bir yardım yok. Kum torbası falan yardım eden yok. Ne bileyim işte, biz 12-13 seneden beri buradayız ama buranın çilesi bitmiyor. Gelen yapacağız diyor yolu. Yol yapılmıyor. Yani altı alınması lazım ama alınmıyor. Bilmiyoruz ne gelecek, sonra gelecek adamlar ne yapar. Öte yandan kuvvetli sağanağın ardından dereye dönen cadde ve sokaklar bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde işletmelerin kapılarının önlerinden geçen yoğun sular ve işletmelerin içine dolan sel suları yer alıyor. Bu olay anlarında değil mi? Tabii. Bak asfaltlar patlıyor orada. Şurada asfalt dondurmacının önüne asfalt patladı. Burası abi. Şu dükkanların. Öbür kamera çekim. Çeksin abi. Ha, ben kum torbası doldurmaya gidiyorum.